Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Yasin suresinden 45 ve 54. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak burada bize şöyle bildirmekte. Ve izâ gîle lehum, onlara denildiğinde ittegû mâ beyne eydîkum ve mâ halfakum, önünüzdeki ve arkanızdakinden sakının. Leallekum turhamun, ta ki merhamet edilesiniz. Ve mâ te'tihim min âyetin min âyâti rabbihim, onlara Rablerinden herhangi bir ayet geldiğinde illâ kânu anhâ muridîn, onlar bundan yüz çevirdiler. Ve izâ kîle lehum enfigû mimmâ razakakumullah, onlara Allah'ın size rızık olarak verdiğinden infak edin, başkalarına yardım edin denildiğinde قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا, inkar edenler, iman edenlere şöyle dediler: اَنُطْئِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَ, yani Allah dilese onlara verirdi, Allah'ın vermediğine biz mi vereceğiz dediler. اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّب۪ينَ, ve siz apaçık bir dalalettesiniz dediler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, ve ardından şunu da söylediler: eğer sadık iseniz bu vaat ne zaman, kıyamet ne zaman kopacak? مَا يَنْزُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, onlar ancak tek bir sayha, tek bir şiddetli ses bekliyorlar. تَأْخُذُهُمْ, bu onları alacak, kaplayacak. وَهُمْ يَخِسِّمُونَ, onlar birbirleriyle hısımlaşırken, birbirleriyle bir takım problemler yaşarken böyle bir sayha onları alacak. فَلَا يَسْتَطِعُونَ تَوْسِيَةً, ve artık onlar bir tavsiye etmeye bile vakit bulamayacaklar. وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ, ve ehillerine, ailelerine de dönemeyecekler. وَنُفِخَ فِي السُّورِ, sura üfürüldü. فَاِذَا هُمْ, bir de bakarsın ki onlar مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, kabirlerinden Rablerine doğru koşup gitmekte ve sevk edilmekteler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا, ve o zaman onlar şöyle diyecekler: yazıklar olsun bize, مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا, bu yattığımız yerden kim bizi uyandırdı? هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانِ, işte bu Rahman'ın vaat etmiş olduğu şeydir. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, ve elçiler doğru söylemişlerdir. اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, tek bir sayha, kıyametin gelmesi, kıyametin kopması tek bir sayha ile olacak. فَاِذَا هُمْ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, ve o zaman onlar hepsi bizim huzurumuza getirilecekler. فَالْيَوْمَ, işte artık bugün, لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, hiçbir nefse asla hiçbir şekilde zulmedilmez. وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, ve sizler her biriniz hangi ameli yapmışsanız, neler yapmışsanız ancak bunların karşılığını görürsünüz. Değerli izleyenlerim, burada bu sayfada şunları görüyoruz. Kafirlerin bir takım meseleleri, çarpık değerlendirmeleri ve ardından kıyametten bazı tablolar ve huzur-u ilahiye sevk edilme. Bunlar burada nazarımıza veriliyor. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ, yani önünüzde ve arkanızda bıraktıklarınızdan sakının. Önünüzde derken insanların yapmış oldukları şeyler, yapmış oldukları şeyler dolayısıyla insanlar hesaba çekilecek. Geride bıraktıkları derken eğer kötü şeyler yapmışlarsa bundan da insanlar hesaba çekilecek. Yani bunlardan sakının, neler yaptıklarınıza, geride neler bıraktıklarınıza dikkat edin denildiğinde اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُورِد۪ينَ, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ta ki Allah'ın merhametine mazhar olasınız. Yani
Bu gibi şeylerden sakının ki Allah'ın merhametine mazhar olasınız, nail olasınız denildiğinde. وَمَا تِعْتِهِمْ مِنْ اَيَةٍ مِنْ اَيَاتِ رَبِّهِمْ Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiğinde اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُورِد۪ينَ Onlar bundan yüz çevirirler. Burada şunu görüyoruz. Kafir olan, müşrik olan kimseler din noktayı nazarında bir gün hesaba çekileceklerini hiç de hesaba almıyorlar. Hiç de dikkat etmiyorlar. Ve onlar Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle karşılaştıklarında bu ayetlerden yüz çeviriyorlar. Şu alem Cenab-ı Hakk'ın ayetleriyle dolu. Her taraf ilahi ayetlerle dolu. Ama onlar bu ilahi ayetleri anlamıyorlar, dinlemiyorlar. Böyle olunca dünyada başlarına bir takım felaketler gelse, bir takım cezalandırmalarla karşı karşıya kalsalar da yine onlar yüz çevirmeye devam ediyorlar. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Onlara denildiğinde Allah'ın size rızık olarak verdiğinden infak edin. Yani başkalarına yardım edin. قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا O inkar edenler, iman edenlere derler ki اَنُطْئِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ اَطْعَمَ Yani Allah dilese bunlara yedirirdim. Allah'ın vermediğine biz mi vereceğiz derler. Bu tabi çok tersinden bir mantık. Allah-u Teala bir kısım insanlara imkan vermiş. Maddi imkanlar, zenginlik gibi, servet gibi. Diğer insanlar da buna muhtaç durumda. Ve Allah-u Teala bu şekilde insanları deniyor. Bazılarını sabırla deniyor, bazılarını şükürle deniyor. Ve etrafımıza baktığımızda gerçekten imanı kamil olan insanların çevresindeki insanlara yardım ettiklerini görürüz. Bunlar mallarından zekat olarak verirler, sadaka olarak verirler. Genel anlamda bu infak şeklinde ayette ifade ediliyor. Ancak öldükten sonra dirilmeye inanmayan, Allah'a inanmayan insanlar genelde cimri oluyorlar ve etraflarına pek de faydalı olmuyorlar. Ve o mal kendilerinde kalıyor. Başkaları bundan istifade edemiyor. Onlara işte denilse ki Allah'ın size verdiğinden siz de bunlara verin. Onlar bu defa ters bir mantıkla Allah niye vermemiş? Allah'ın vermediğine biz mi vereceğiz? Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız gibi çok tersinden bir ifade kullanıyorlar. Halbuki Allah dilemiş olsa herkesi zengin yapardı. Ve nasıl ki hepimizin havaya ihtiyacı var, her tarafta bol miktarda hava var. Hava için bir bedel ödemiyoruz. Halbuki hava günde 3 defa yediğimiz şeyden daha da önemli bizim için. Çünkü günde 3 defa yemek yiyoruz ama havaya her an ihtiyacımız var. Her an ihtiyacımız olan hava nasıl ki bol miktarda yaratılmış, Allah dilemiş olsa rızkı da bol miktarda herkese gönderirdi. Ve fakir insan olmazdı. Ama bir kısım insanlarla bir kısım insanları Allah-u Teala bu şekilde denemek istiyor. Bunların kalitelerini ortaya koymak istiyor. Bundan dolayı insanlar zengin ve fakir olarak karşımızda görülüyor. Allah-u Teala يَبْسُطُرْ رِزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ buyurmakta. Yani Allah dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Demek ki bu bir imtihan. Tabii sebepleri red anlamında bunu demiyoruz. Her insan helalinden kazanmak için elbette çalışacak. Ama bir kısım insanlar ne kadar çalışsa da yine fakir kalabiliyor. Bir kısım insanlar ise pek bir gayret göstermese bile bakıyorsunuz çok zengin olabiliyor. Böylece bir kısım insanlar zenginlikle, bir kısım insanlar fakirlikle imtihan ediliyor. Zenginliğin imtihanı da kolay bir imtihan değil. Zengin olan bir kimse kendine verilen imkanlardan fakir olanları faydalandırmakla mükellef. Ama bu insanda merhamet duygusu yoksa, öldükten sonra hesap verme inancı yoksa, malından vermeyi bir nevi enayilik olarak görebilir. Ve ayette dikkat çekildiği üzere, Allah'ın vermediğine biz mi vereceğiz? Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuracağız diyebilir. Halbuki insanlar malla da servetle de imtihana tabiler.
Ve yekulune meta hazel vaadu in kuntum sadikin. Ve bir de şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu vaat ne zaman? Yani işte gelen peygamberler, elçiler veya bunların yolunda gidenler eğer bir kısım insanlar iman etmezse, isyan ederlerse dünyada da bir bela başına geleceğini söylüyorlar. Veya kıyametin geleceğini haber veriyorlar. Bu inkarcı insanlar bu vaat ne zaman? Yani siz başımıza gelecek bir felaketten söz ediyorsunuz. Bu ne zaman gelecek? Veya kıyametten söz ediyorsunuz. Kıyamet ne zaman gelecek? Bu şekilde hesap sorar gibi inkar ediyorlar. مَا يَنْزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاهِدًا. Halbuki onların beklediği tek bir sayhadır. Yani tek bir sayha ile diyelim helak edileceklerse tek bir sayha ile helak edilirler. Bir takım kavimler var ki bir depremle yerle bir edilmişler. Mesela Çin'de 1 milyon civarında insan bir anda helak ediliyor. Tarihte değişik tarzlarda depremdir veya bir çöküntüdür veya çok kuvvetli bir kasırgadır. Bu gibi şeylerle helak edilen milletler var. Te'huzuhum, böyle bir sayha ile o bela onları yakalayacak. Vahum yahissimun, onlar birbirleriyle didişirlerken, hasımlaşırlarken bu şekilde bir ceza onlara gelecek. Fela yestatiyuna tavsiyeten, ve artık onlar bir tavsiyeye bile vakit bulamayacaklar. Ve la ila ehlihim yarcuun, ve ailelerine de dönemeyecekler. Ve nufiha fissur, burada artık diğer alemdeki bir duruma geçiliyor ve sura üfürüldü. Fe izahum minel ecdafi ila rabbihim yensilun, bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden Rablerine doğru süratle gitmekteler, sevk edilmekteler. Değerli izleyenlerim, insan sadece dünyada yaşayacak bir varlık değil. İnsanın önünde ahiret var. İşte sura birinci üfürülüşte artık kıyamet kopuyor. Dünyanın ömrü bitiyor. Dünyanın eceli geliyor. Aradan ne kadar zaman geçecek tam bilemiyoruz. Bazı rivayetlerde 40 yıl gibi denilmiş. Sura ikinci defa üfürüldüğünde artık bütün ölüler dirilecekler. Mezarlarından kalkacaklar ve huzur-u ilahiye hesap vermek için sevk edilecekler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْغَدِنَا. O zaman o kafirler, bizi yattığımız yerden kim diriltti, kim kaldırdı, kim uyandırdı diyecekler. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ. İşte bu Rahman'ın vaat ettiği şey. Onlar bunu ya kendi nefislerinde böyle söyleyecekler. Ha demek ki Rahman'ın elçileri, Allah'ın elçileri doğru söylemişler. Ve sadagal mursenun, o elçiler doğru söylemişler. Demek ki öldükten sonra dirilme var, öldükten sonra hesap verme var. Bunu kendi alemlerinde zaten tasdik edecekler. Bu doğru bir mana. Bir başka yönüyle ise bu onların kelamı olarak değil, melekler tarafından kendilerine denilecek. Onlar şaşkınlıkla kim bizi yattığımız yerden kaldırdı, kim bizi diriltti dediklerinde melekler tarafından onlara denilecek ki هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنِ. İşte bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Ve sadagal mursalun, ve elçiler doğru söylemişlerdir. Doğruyu size haber vermişlerdir. Bu anlamda bir değerlendirme de var. İn kânet illâ sayhaten vâhide. Bu ancak tek bir sayha, tek bir sada ile gerçekleşecek. Fe izâhum, bir de bakarsın ki cemî'ul ledeynâ muhtarun, onların hepsi bizim huzurumuzda cem edilmişlerdir ve bizim huzurumuza sevk edilip getirilmişlerdir. Nasıl ki bir istirahat borusuyla askerlerin tamamı bir yerlere çekiliyor ve dağılıyorlar, ortada kimse görülmüyor. Ama ardından ikinci bir boru çaldığında her biri tekrar eski yerine geliyor. Demek ki Allah-u Teala bizleri yoktan yaratıp belli bir vücutla dünyaya gönderdiği gibi vücudumuz dağılmış da olsa, insanın zerreleri her biri bir tarafa saçılmış da olsa
kıyamette, kıyamet sonrasında bu insanların cesedi tekrar bir araya getirilecek ve herkes huzur-u ilahiye hesap vermek için sevk edilecek. Ve Kur'an-ı Kerim bunu in kânet illâ sayheten vâhide, tek bir sayha ile diye bize ifade ediyor. İşte istirahat için dağılmış olan bir ordunun askerlerinin bir boru sesiyle bir anda toplanması gibi. Veya şöyle bir misal de verebiliriz. Diyelim dünyadaki bütün elektrik lambaları tek bir merkeze bağlı olsa bir anda bir tek düğmeye basmakla bunların hepsini aydınlatmak mümkün. Cenab-ı Hak elektriğe böyle bir kuvvet vermişse elbette dilediği zaman da bütün insanları bir anda tekrar diriltmeye kadirdir. Bu gibi misallerle belki mesele daha iyi anlaşılabilir. فَالْيَوْمَ لَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئَ Artık bugün hiçbir nefse asla zulmedilmeyecek. وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Ve sizler her biriniz kendi yaptığınız amellerin karşılığını göreceksiniz. لَا زُلْمَ الْيَوْمُ Artık o gün herhangi bir zulüm yok. Allah'a bakan yönüyle zulüm zaten söz konusu olamaz. Allah mülkün malikidir. Mülkün maliki olan Allah mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Yani zulüm başkasının malında haksız yere tasarrufa verilen bir isim. Dolayısıyla Allah'a bakan yönüyle zaten haşa bir zulüm düşünülemez. Allah-u Teala adili mutlaktır. Ama şu dünya hayatında görüyoruz ki zalimler zulmünde bir derece serbest kalıyor. Dünyanın her tarafında zulümler oluyor. Bir tarafta zalimler, öte yanda mazlumlar. Ve dünyada pek çok hukuk payimal olabiliyor. Pek çok hukuk göz ardı edilebiliyor. Ve adaleti tesis etmesi gereken, uygulaması gereken mekanizmalar zaman zaman zulme alet olabiliyor. Ve dünyada bir kısım insanlar hükmetme durumunda yetkisinde bulunan bir kısım insanlar yetkilerini menfi yönde kullanabiliyor. Zulmen kararlar verebiliyorlar. Dünyanın her tarafında zalim despotlar istedikleri gibi hüküm verebiliyorlar. Ama bu nereye kadar? Dünyada da bir şekilde zaten bu gibi insanlar cezasını, belasını bulmaktadır. Ama öbür aleme bakan yönüyle diğer alemde artık o gün zulüm yok. Ve dünyada hakim gibi görülenler orada mahkum olacak. Dünyada diyelim mahkemelerde zalimane hüküm veren bir kısım insanlar orada kendileri yargılanacak ve her hak sahibinin hakkı orada verilecek. Kim dünyada ne yapmışsa yaptığı amelin karşılığını orada görecek. Buna mahkeme-i kübra deniliyor. Büyük mahkeme. Malum dünyada değişik mahkemeler oluyor ve bir mahkemede bir mesele görüldükten sonra bir üst mahkemede gerekirse tekrar ele alınıyor. Ama belli bir süreç bittikten sonra artık daha üst mahkeme dünyada yok. Ama en üst mahkeme diğer alemde olacak. Ve o üst mahkemede bütün davalar yeniden ele alınacak. Kim adil, kim zalim ortaya konulacak. Ve herkes yapmış olduğu amelin karşılığını orada alacak. Kur'an-ı Kerim genel bir ifadeyle فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى buyuruyor. Yani kim zerre miktar bir hayır işlese karşılığını görecek, kim zerre miktar şer işlese yine karşılığını görecek. Bu yani en küçük anlamında en küçük bir hayır işleyen onun karşılığını görecek. En küçük bir kötülüğü olan o da bunun karşılığını görecek. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Yani senin Rabbin kullarına zulmeden değildir. Yani Cenab-ı Hak zulümden münezzehtir. Ve madem dünyada adalet tam tahakkuk etmiyor, dünyada bazı zalimler yaptığıyla kalıyor veya en azından tamamını göremiyor, yaptığı zulmün tamamının karşılığını göremiyor, diğer alemde ise herkes orada cezasını çekecek. Hatta Cenab-ı Hak bir başka yerde Rahman'a en fazla kim isyan etmişse önce ondan başlarız buyuruyor. Firavun alem olduğundan bu konuda Firavun'u misal verebiliriz. Firavun ve
Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi küfrün önderi durumunda, zulmün önderi durumunda olan insanlar diğer alemde Haşr'ın mahkeme-i kübrasında en önce onlar yargılanacak. Ve dünyadayken ene rabbikümül ala diyecek kadar, ben en yüce Rabbinizim diyecek kadar küstahlaşan Firavun ve emsali insanlar orada herkesin huzurunda, Rabbül Aleminin huzurunda başta, herkesin gözü önünde hesap verecekler ve neticede layık oldukları tarzda ceza mahalline gönderilecekler. İşte Kur'an-ı Kerim bize bu gibi hakikatleri anlatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in dünyayı anlatması sadece tek taraflı bir dünya değil ve bunun öbür tarafı var, ölümden sonraki hayat var. Bu tarzda bakıldığı zaman mesele çok daha rahat oluyor. Yoksa insan şu dünyada yapılan zulümlere bakıp adaletin tam tecelli etmediğini görünce belki de feveran ediyor ve feleğe kahrediyor. Neden bu böyle, neden şu şöyle gibi ifadeler kullanabiliyor. Halbuki hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler demek ve ilahi adaletin tam tecellisini Haşr'ın mahkeme-i kübrasında görmek. Bunlar gerçekten çok güzel manalar. Cenab-ı Hak hepimizi bu dünyada tam adil bir şekilde yaşayan, diğer alemde de Allah'ın huzurunda çok kolay bir şekilde hesap veren bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler ve geceler diliyorum.